Shaolin rahiplerinin yaşamı ruhsal ve fiziksel olarak kendini geliştirmenin zor bir yoldur. Bu yolda birçok zorlukla yüzleşmek ve yüzlerce yıldır değişmeyen eski geleneklere dayanan yorucu bir eğitim almak zorundalar. Rahipler yeteneklerini mükemmelleştirmek için haftada 7 gün antrenman yaparlar. Yaşam tarzlarının özünü anlamak kolay değil ama yine de anlamaya çalışacağız. Öyleyse hadi videoya geçelim. Shaolin keşişleri sert eğitimiyle güne başlarlar. Bir çocuğun keşiş olarak yetişebilmesi için 6 yaşını doldurmadan tapınağa gelmesi gerekir. Shaolin keşişleri Shaolin Kung Fu sanatıyla eğitilmektedir. Genç öğrencilerin öğrendiklerinin çoğu ise acıya dayanıklılık ve dengede durmak üzerine kuruludur. Yaşları büyüdükçe yorgunluğa ve acılara katlanma oranının artması sağlanır. Ayrıca vücutlarını esnek yapabilmek için her gün çalışırlar. Bu gerçekten inanılmaz bir esneklik. Shaolin keşişleri bu beceriler üzerine uzmanlaşmaya başladıklarında vücutlarının limiti neredeyse kalmıyor. Zaten öyle olmasa bu çocuklar bu açıyla bükülemezlerdi. Sanki omurgaları yokmuşçasına bükülerek vücutlarını esnetiyorlar ve bunu her gün tekrarlıyorlar. Diğer spor dallarında olduğu gibi Shaolin sanatında da yapılan hareketleri tekrarlamak en önemli işlemdir. 100 kere, 1000 kere hatta 10.000 kere. Bu keşişler her bir hareketi binlerce kez yaparak bir kung fu ustasına dönüşmeyi amaçlıyorlar. Binlerce kez tekrarladıkları hareketler bazen gerçekten tehlikeli olabiliyor. Mesela boğazlarına vurdukları bu hareket kalın bir çubuğa boğazın en kırılgan noktası olan gırtlağını defalarca vurarak acıyı görmezden gelmeyi ve güçlenmeyi hedefliyorlar. Hem de elleri ve kollarını kullanmadan bunu yapıyorlar. Bu görüntüler imkansız gibi geliyor. Ancak Shaolin rahipleri karma gösterilerinde boğazlarına sert şekilde vurulan ve parçalanan oduna karşı nasıl dayanıklı olduklarını kanıtlıyorlar. Şu hareketi bizlerden birine yapsalar sonuçlarını düşünemiyorum bile. Keşişlerin onları daha güçlü ve özel yapan egzersizleri de vardır. Başarılı olmaları sadece eğitim ve tekrarla değil, meditasyonla ilgilidir. Bir keşiş sık sık meditasyon yaparak aklını ve yüreğini temizler. Odaklanmayı ve ruh olarak nirvana'ya çıkmayı amaçlar. Shaolin rahipleri için boğaz vücudun en savunmasız noktalarından biridir. Ve birçok egzersiz boyun ve boğazlarını güçlendirmek için yapılır. Bu gördüğünüz harekette kendini boynundan tavana asan ve meditasyonla acıyı hissetmeyen bir keşiş görüyorsunuz. Bu şekilde dakikalarca nefes almadan havada asılı kalabilirler. Normal bir insanın bu hareketi yapması ölümle sonuçlanabilir. Ancak Shaolin ustaları yaptıkları meditasyonla adeta ölüme meydan okuyor. Uzun yıllar boyunca mükemmelliği yakalamak Shaolin ustaları için sadece kas, meditasyon, esneklik ve boyundan ibaret değildir. İnsanların her işi yapabildiği parmakları bu ustalar yıllarca eğiterek adeta ellerini birer silaha çeviriyorlar. Bu eğitim tekniğine elmas parmaklar denir. Keşişler parmakları açık şekilde önlerinde duran kum dolu kaselere vurup çekilir. Shaolin Manastırı'nın avlusunda keşişlerin parmaklarının ne kadar geliştirdiğinin kanıtı olan bir ağaç vardır. İnanılmaz değil mi? Keşişlerin parmak eğitimlerinden biri de bu silindirlerdir. Ellerinizi bu ağır demir silindirlerin arasına sokmak ne kadar zor görünüyor. Bu eğitimlerle parmaklarını güçlendiren keşişler parmaklarının uçlarında kendi ağırlıklarını taşıyabiliyor ve ağaçta 5 santime kadar delik açabiliyorlar. Ayrıca birkaç yıl sonra parmaklarıyla saldırı yapmaya başlaması da isteniyor. Dünya üzerinde birçok insan yürüyen merdivenleri ve asansörleri tercih ediyor. Ancak Shaolin Manastırı'nda bunların adı bile geçmiyor. Metrelerce yükseklikteki tapınaklara kurbağa gibi sıçrayarak çıkan bu keşişler merdivenleri de bir eğitim aracı olarak kullanıyor. Keşişler merdivenleri zıplayarak çıkarken 4 ayak üzerinde iniyorlar ve bunu inanılmaz hızlı yapıyorlar. Dik merdivenlerden bu şekilde aşağı inerek denge duyularının gelişmesini sağlıyorlar. Yapacakları en ufak bir hatada merdivenlere yuvarlanarak inebilir ve yaralanabilirler.
Şimdi tüm bu çılgın egzersizleri bir tarafa bırakalım ve gerçek Shaolin ustalarının yaptıkları inanılmaz şeylere bir bakalım. Bu kırılması imkansız cam köprünün camlarından biri Shaolin keşişinden bu camı kırması isteniyor. Bu camın içinde çelik alaşım var ve üzerinde her gün binlerce insan geçiyor. Ancak Shaolin ustası balyozu kullanarak camı tuza çevirmeyi başarıyor. Şimdi sıkı durun. Bu usta ise elindeki iğneyi fırlatarak camı delebiliyor. Nasıl yapabildiği hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Ancak o kadar konsantre bir şekilde iğneyi fırlatıyor ki iğne camı delerek arkasındaki balonu patlatıyor. Göründüğü gibi Shaolin ustaları vücutlarını dünya üzerinde en iyi eğiten savaşçılardan ve bir Shaolin ustasıyla karşı karşıya geldiğinizde sakın ha ona meydan okumaya çalışmayın. Video burada sona erdi. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.